hızıyla devam ediyor. Bitkiler dünyasındayız. İbrahim Bey ile konuşuyoruz. İbrahim Bey, seyircilerimizden gelen bir soru var. Karaciğer yağlanması ile ilgili. Karaciğer yağlanması neden oluşur? Nasıl tedavi edilir ve hangi bitkiler şifa kaynağı olur bu rahatsızlığa? Evet, karaciğer yağlanması neden olur? Niçin olur? Karaciğer yağlanması genellikle kişi alkol içiyorsa. Fakat alkol içmeyenlerde de aynı problem var. Neden? Bağırsaklarında mantar varsa alkol içmesine gerek yok. Çünkü mantarlar en tehlikeli alkolü, metil alkol, etil alkol, bütül alkol üretir. Bir, etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar üretir. Yani bağırsaktaki problem karaciğer yağlanmasına sebep olur. Ve birçok başka rahatsızlığı da getiriyor aslında, eğer bağırsaklarda mantarlar varsa, değil mi? Şimdi bir insanın bağırsa 350 metrekare, futbol sahasının yarısı kadar ve 2 kilo bakteri var. Hı hı. Buradaki bakterinin normal olarak %99'u faydalıdır sağlıklı bir insanda. Fakat kişi abur cubur, kimyasal madde içeren şeyler yiyorsa, sağlıksız besleniyorsa, kimyasal ilaç kullanıyorsa, kimyasal ilaçlar zararlı bakteriyi yok ettiği gibi faydalı bakteri yok ediyor asıl. Faydalı bakteriler vitamin üretiyor. B2, B3, B6, B12. Yağları yağ sütüne çeviriyor. Karbonhidrata, glikoza, proteinlere, amino asitlere. Faydalı bakteri yok olduğu yeri boş kalmaz. Mantar yerleşir. Mantarlar toksik madde üretiyor. Toksik madde nereye gidiyor? Bir, öncelikle bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Alerjik hastalıklara sebep oluyor. Deri hastalıklarına sebep oluyor. İki, bağırsaklardan emilerek absorbe edilen her şey, vitamin, mineral, enzim, glikoz karaciğere girer. Hı hı. Toksik maddeler de karaciğere giriyor. Karaciğer B6, B12 vitamini ve folik asit harcayarak bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtmaya çalışıyor. Zamanla arıtamıyor. Yoruluyor, yağlanıyor. Karaciğer yağlandıkça aratamadığı toksik madde ne olur? Karaciğer yağlanması sebep oluyor. Ve aratamadığı toksik madde kanda dolaşıyor. Hangi organa depolanırsa orada problem oluyor. Mesela beyne depolanabilir. Pankreasa depolanırsa çıkar, hastalık diye çıkar. Cinsel organa depolanırsa cinsel yetersizlik ortaya çıkar. Beyne depolanırsa kişide önce unutkanlık, depresyon, Parkinson, Huntington gibi hastalıklar ortaya çıkar. Yani hangi organa depolanırsa. Peki ne yapmak gerekir? Evet, nasıl önleyelim? Bu enginarın yaprağı. Şimdi enginar dedik de, enginar, vatandaş diyor ki şu çiçek tabanı. Sebze yemeği yapılır ya. Evet, onlar ayıklanır. Biz içine tüketiriz. Evet. Yemeklerde kullanırız, yemeğini yaparız. Zannediliyor ki bu enginarın çiçek yaprağında biz yemeğini yaparsak kurtuluruz. Öyle kolay evet, değil. Evet, öyle düşünüyoruz. Burada o yüzden etken, sık sık tüketiyoruz zaten sık yemeğini yaparak. Faydalı. Hı-hı. Fakat birleşimindeki centiopikrin etken madde, siyanirin etken madde, hı-hı, karaciğer yağlanmasına karşı etken madde sıfıra yakın çiçek tabanında. Çiçek tabanı bu nedenle kullanmak anlamı yok. Çünkü etken madde enginarın yaprağında, gövde yaprağında. Çok çok acıdır. Ağzınıza alamazsınız. O kadar acı. Tabii ki yine ekstraktından bahsediyoruz. Tabii. Değil mi? Çünkü birleşimindeki etken madde %2, %3. Siz bunun direkt bu yaprağını kullanırsanız aylarca kullanmanız gerekir. Karaciğer yağlanması. Oysa biz bununla ilgili yıllar süren bir çalışma sonucu çok özel bir formül geliştirdik. Nedir o formül? Nedir o formül, öğrenelim. Evet. Enginar ekstraktı, şahtarı ekstraktı, deve dikeni ekstraktı. Bunlar da hep karaciğerle ilgili bitkiler. Şimdi şöyle, bu karaciğer yağlanmasına karşı enginar ekstraktı, deve dikeni ekstraktı, karaciğer zehirlenmesi, hepatit B, hepatit C'ye karşı özel bir formül. Bir de şahtarı. Şahtarı, ha, o da şu. Şahtarı da karaciğerle ilgili. Bu da safra kesesindeki safra taşı, safra çamuru, safra polipi, yani safradaki kiste karşı. Üçü de karaciğerle ilgili. Üç farklı ürün. Üçünde de aşağı yukarı ekstraklar biraz şeyli, farklı, o kadar. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Karaciğer yağlanması ne kadar ağır olursa olsun problem değil. Mesela bir hanımefendi burada kolesterolü mesela 247. Evet. Trigliseridi 527. 20.
Şekeri 175. Bizim ürünleri kullandıktan 3 hafta sonra. Formüllerden sonra. Evet, formülü kullandıktan sonra doktoruna gitmiş. 527 oran trigliseri 160'a. Oldukça düşmüş. Kolesterolü, iyi kolesterolü 34, kötü kolesterolü 88'e düşmüş. Oldukça düşmüş. Bayağı İyi fark var. İyi kolesterolü yükselmiş, kötü kolesterolü düşmüş. Ve glikozu düşmüş. 175 oran. Doktora demiş ki teyzeciğim ne yapıyorsun? Yaşlı bir bayan. Demiş ki iksir, aloe vera jel, karaciğer çayı, enfeksiyon çayı, Gökçe'ye ait bazı formüller. Mükemmel demiş. Çok tamamen güzel. Bitkisel devam edebilirsin demiştim. Artık tereyağı bile yiyebilirsin demiş. Tereyağı hiçbir şey yiyemiyorsun. Yani tansiyon, kolesterol var, kalp problemi var, bir sürü rahatsızlığı var. Onu yemiyor, bunu yemiyor. Haşlanmış zepçeler vesaire. Damak tadı kaçmış. Kadıncağız alıştığı Türk mutfağından uzak kalmış. Hiçbir şey yiyip içemiyor. Ne yerse birdenbire bütün 527 trigliseri dikkat etmesine rağmen trigliseri 527, kolesterolü 247 dikkat etmesine rağmen şekeri yüksek, şeker hapı kullanmasına rağmen bu ürünleri ya bu formülleri biz ona tavsiye ettik, kullandı. Ondan sonra doktoru tereyağı bile yesen problem yok. Yavaş artık yani. Tamam, kullan. Normal sağlığına kavuştu. Sağ, artık problem yok demiş. Bir başka beyefendi de kolesterolü 238, trigliseri 288, karaciğer yağlanmış, ALT'si 82, ALT'si 151. Evet. Yani karaciğer yağlanmış. Hem karaciğer yağlanması var, hem kolesterol yüksek, hem trigliseri yüksek. Bu vatandaş 6 hafta bu formüller, özel bir formül, iksir, aloe vera jel, karaciğer kullandıktan sonra enginarla ilgili kolesterolü 128'e düşmüş. ALT'si, AZT'si 27-28. Yani 150'lerden ALT, AZT normale dönmüş. Karaciğer yağlanması diye hiçbir şey kalmamış. 6 hafta içerisinde. Tam tedavi sağlanmış aslında. Evet, bu iksiri kullandığı zaman diyor ki ya sanki diyor omuzumda birisi matkapla çalışıyor. Ne olacak, ne var diyor bende diyor. Sular akıyormuş gibi şırıl şırıl bir şeyler hissediyorum, duyuyorum. Panik oldum. Panik yok dedim. Beyin ana arterinde tıkanma olmuş. Beyin ana arterinde ve hipofiz bezesinde mikro adenom oluşmuş. Doktor demiş ki burundan gireriz, ameliyat ederiz fakat mikroadenom nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bütün hormonların orkestra şefi gibi. Bütün hormonları o yönlendiriyor. Evet. Burundan girip ameliyat ederiz fakat tekrar nükseder demiş. Ben dedim ki problem değil. 6 hafta dinleyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Panik olma. Gerek yok. Adamcağız bunu duyunca yıllarca yatmış evde, işi gücü bırakmış, hayata küsmüş. Bütün damarları yağlanmış, daralmış, karaciğer yağlanmış. Hiç hareket etmiyor. Bayağı ilerlemiş herhalde. Evet. İleriki safhalara. 3-4 gün dışarı çıkmamış. Bu doktoru ameliyat ederiz, faydası yok, tekrar olur deyince evde hiçbir şey yapmamış. Yan gelip yatmış. Hiçbir şey yok. Çalışmamış, dışarıda gitmiş. Televizyonda ilk defa beni duyunca ben bu adamla gideceğim, görüşeceğim demiş. Geldi ki böyle ter suyu içerisinde. Dedim ki ne oldu? Maraton mu var? Maratonla mı geliyorsun? Hani bana peçete verin, bana peçete verin diyor. Sekreterinin peçete getiriyor. Peçete yok mu başka? Elini yüzünü siliyor durmadan. Maratondan mı geldin dedim. Yok, ne maratonu? Merdivenden çıktım. Bu kadar mı derler insan merdiven çıkmakla? İlk defa dedi sokağa çıktım yıllardır. Ben hiçbir yere çıkmıyorum. Niye? Psikolojim bozuldu. Yani doktorun işte ameliyatlar o zaman yine ortaya çıkar. Yapacak bir şey yok. Alış demesi bütün hayatını bitirmiş. Hiç dert etme. Tedavi ederiz dedim. Vallahi Allah dedi. Nasıl oluyor? Olacak, göreceksin. 6 hafta kullandı. Bütün değerleri normale döndü. Hipofiz bezesindeki mikro adenom eridi. Yıllarca evinden çıkamamış. Siz 6 hafta boyunca böyle bir formül uyguladınız. Ondan sonra kendine geldi, iyileşti. Evet. Şimdi hipofiz bezi prolaktin oranı 38.62. Prolaktin. Prolaktin süt
salgılamak için bir hormon. Süt salgı. Yani genellikle bayanlarda yüksek olabilir. Annelerde prolaktinin yüksek olması gerekir. Çünkü annelik hormonu. Yani süt salgılayıcı hormon. Erkekte yüksek olmaz. Yüksek olursa hipofiz bezesindeki mikro adenomdan dolayı olur. Devam. Deri hastalığı olan egzamadan bahsetmek istiyorum. Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Ne önerirsiniz? Hangi bitkiler şifa kaynağı olur? Egzamanın birçok çeşidi var. Yağlı egzama, yağ salgılayan hücrelerdeki anormallikten, aşırı yağ salgılamaktan veya bazılarında kuru egzama olur. Kaşıntılı, sulu, kabarcıklı yarası oluşur. Bazı insanlara da atopik egzama dediğimiz alerjik egzama. Çeşit çeşit egzama türleri var. Yaz kış fark ediyor mu? Yani yaz ayları tetikler veya kış öyle bir şey var mı? Tetikler yazın bazı insanlara daha çok gözükebilir. Bununla ilgili çok büyük klinik araştırmalar yapılmıştır. Şu gördüğümüz hamemelis bitkinin sonbahardaki hali sarı. Sarı bir yapraklı bitki. Evet. Hamemelis virginiana. Hamemelis virginiana denmesinin sebebi bu bitkinin Amerika Birleşik Devletleri'nde vatanı. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştı. Burada klinik araştırmalarla ilgili detaylı bilgiler var. Yapılan klinik araştırmalarda egzamaya karşı dünyada en etkili bitkilerden biridir. Hamemelis. Türkçe karşılığı cadı fındığı denir. Fındığı çok küçük, yenmez. Bu nedenle cadı fındığı denir. Şu gördüğünüz bitki yaprak ve hem yaprağı bakın kullanılır hem sapının gövdesi, kabuğu kullanılır. Çok mu sert? Evet, açamadım. Hamemelis virginiana birçok klinik araştırması yapılmıştır. Artı mesela çocuklarda, bebeklerde ortaya çıkan pişiklere karşı. O da iyi geliyor. Bunun evet mesela kaynatırsınız çayını, pansuma yaparsınız. Çok kolay. Bazı insanlar hemoroide karşı, aynı çoban çantası gibi etkili. Hemoroide karşı etkili. Çayı içildiği gibi kişi bununla taharetlenebilir. Çok kolay. Deri hastalıklarına karşı çok çok etkili. Biz onunla ilgili çok güzel bir formül. Ki bu egzama ile ilgili hani suya dokunmayın, sabuna dokunmayın diyorlar. Hani nasıl suya sabunla dokunmadan olur mu? Mümkün değil. Ne önereceksiniz şimdi? Suyla sabunla değil. Hani tetikliyor diye. Suya sabuna dokunmayın, çok tetikler, tekrar kaşınırsınız, geçmez deniyor. O tetikleyici. Deniyor. Fakat esas tetikleyici faktör her şeyde, bütün hastalıklarda olduğu gibi bağırsaktaki mantarlar. Onlar etki ediyor yani. Tabii. Klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Deri hastalıklarının mesela sedefin sebebinin bağırsaklardaki mantarlardan olduğunu İtalyan asıllı Doktor Simoncini belgelemiştir. Ne diyorlardı? 100 yıldır efendim protein yetersizliğinden dolayı hücre gelişemiyor ve böyle anormal bir gelişme oluyor. Protein yetersizliğinden dolayı sedef ortaya çıkıyor deniyordu. Bunun keratin denen protein yetersizliğinden değil bağırsaktaki mantarlardan kaynaklandığını Doktor Simoncini İtalyan asıllı doktor 30 yıl klinik araştırması yapmış, belgelemiş. Hatta kamerayla canlı canlı gösteriyor. İsteyen bakabilir Google'dan. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani egzama için de yok etmek için öncelikle tedavi etmek için bağırsaklardaki mantardan kurtulmak lazım. Onu tedavi etmek lazım ki egzamada bir iyileşme olsun. Küf mantarı normal her insanda var. Fakat bazı insanlarda neden egzamaya sebep oluyor da bazılarında olmuyor. Yani son yapılan araştırmalarda mesela AIDS hastalarında egzama çok gözükür. Neden? Bağışıklık sistemi çöktüğü için. Kanser hastalarında çok gözüküyor egzama. Neden? Bağışıklık sistemi çöktüğü için. Bağışıklık sistemi çöken insanlarda hastalık daha yaygın gözüküyor. Bağışıklık sistemiyle ilgili. Bağışıklık sistemi de bir insanda nerededir? Bağırsaklarındadır. Bağışıklık sisteminin %85'i lenf sistemi bağırsaklardadır. Bağırsaklar ne kadar güçlüyse bağışıklık sistemimiz o kadar güçlü. Bağışıklık yani bağırsaklarda ne kadar problem varsa bağışıklık sistemi o kadar zayıftır. İşte bununla ilgili en etkili mantara karşı en etkili bitkilerin ekstraktından oluşan özel bir formül. Nedir? Hamemelis virginiana, Mahonia aquifolium, Laden gülü. Bunlar Mahonia, Laden gülü, hindiba, kara hindiba,
huş yaprağı ekstraktı. Huş yaprağı ekstraktı ile ilgili yapılan araştırmada cilt kanserini dahi iyileştirdiği belgelenmiştir. Cilt kanseri. Oldukça huş. Etkisi var demek ki. Evet, huşla ilgili de bizim çok özel bir formülümüz var. Huş böbrek yetmezliğine karşı da etkili. Ayrı bir durum. Hı hı. Artı cilt kanserini iyileştirici birleşiminde betülin denen bir madde var. Bu cilt kanserini önleyici. Bununla da ilgili birçok klinik araştırması var. Habermeliz bağışıklık sistemini güçlendiriyor, bağırsaktaki mantarı yok ediyor. Biz bunu ne yaptık? Güçlendirdik. Neyle? Laden gülü, mahonya, kara hindiba. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan çok özel bir ekstrakt. Yani hem egzamayı tedavi edecek hem de vücutta yer alan mantarları yok edecek. Diğer hastalıkları da tedavi edecek mantar, özellikleri var. Evet, mantar deyince mantarın da 500 çeşit mantar var. Her mantarın da 500 çeşit alt türü var. Ne yaptı? Çeyrek milyon mantar çeşidi var. Takriben. Her mantar türü de bir bitki de her mantar türünü yok etmiyor. Ya o da öyle bir durum da var. Bu nedenle farklı farklı. Mesela sinirli ot, vitiligo sebep olan mantarı yok ediyor. Hamemelis ekzemaya sebep olan mantarı yok ediyor. Laden gülü atopik ekzemaya karşı etkili. Mahonya sedefe karşı etkili. Yani her bitkinin birleşimindeki etken madde aynı bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne benzetebiliriz. Havada, karada, denizde. Fakat en önemlisi de nedir? Özel timdir. Hava, kara, deniz olabilir. 1 milyon askeriniz olabilir. Ama savaş tekniği, savaş teknolojisi duruma göre, savaşa göre değişir. Teröristle mücadele etmek için antiterör olması lazım. Siz hava, kara, deniz hiçbir şey yapamazsınız teröre karşı. Ne yapacaksınız? Özel güçleriniz olacak. Özel. 20 bin, 30 bin antiterör. Teröristten çok terörü bilen ve yaşayan ve yok edebilen. Hava, kara, denizi gönder hiçbir iş yapamaz. Bağışıklık sisteminin de içerisinde aynı özeltiğim gibi makrofaj. Makrofaj denen bir alt element var. Bu aynı ahtapot gibi. Binlerce kolu varmış gibi bakteri, virüs ve mantarları böyle ulaşabildiğini alır yer, ulaşamadığına T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak yok eder. Yani uzaydaki bir gemi gibi, hı hı. Savaş gemisi gibi. Kanımızda dolaşan makrofaj zararlı bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Sürekli dolaşır. Aynı askerlerin bu devriye gezmesi gibi, devriye görevi yapar. Hücre içerisinde, hücre aralığında, kanda sürekli dolaşır. Anladığım kadarıyla hani bu hastalıklara yakalanmamak için bir kere vücut direncimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek gerekiyor. Evet. Nasıl kuvvetlendirelim? Ne önerirsiniz kuvvetlendirmek için bağışıklık sistemimizi? Çünkü esas şart bu yani. Bunu kuvvetlendireceğiz ki diğer hastalıklara yakalanmayalım. Limon suyu, sirke, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, 30 zeytin yaprak kakule içerir. Alıç. Nedir? Bütün bunların ortak özelliği damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çizer. Yani mikrobu öldürmez bunun içindeki madde. Hı hı. Plakları çözer. Beyindeki loblar arasındaki plakları çözer. Curufu çözer. Kalp damarlarını temizler. Beyin damarlarını temizler. Karaciğerdeki yağlanmayı önler. Pankreas yağlanmasını önler. Vücudu arıtır. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunluğunda damar var. 120 bin. Hı hı. Herhangi bir noktasında hafif bir tıkanma ne yapar? Birçok rahatsızlığı tetikler. İşte bu bütün organları temizler, arıtır. Nasıl ki evinizde kireç çöz diye bir şey kullanıyorsunuz evet, tıkandığı zaman. Doğru. Bu da öyle. Kullandığınızda nerede ne olursa olsun çözer. Hiç fark etmez. Bağışıklık bütün sistemimizi de kuvvetlendirecek. İstersen görme zafiyeti olsun, isterse kulakta kulak çınlaması veya kulak az yani duyma zafiyeti olsun. Hı hı. Fark etmez. Hangi organda ne olursa olsun bu bütün organlarda temizleyici, arıtıcı. Arıtıcı özellikler. Aloe vera jel ise
bağırsaktaki mantarları yok eder. Yani abur cubur yemekten, kimyasal ilaç kullanmaktan dengeler bozuluyor. Faydalı bakteriler azalıyor, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Bunların üretmiş olduğu toksik maddeler karaciğer yağlanmasına sebep oluyor, pankreas yağlanmasına sebep oluyor. Şeker hastalığı, karaciğer zehirlenmesi, bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Bağırsakları tedavi ettiğinizde bağışıklık sisteminizi güçlendiriyorsunuz ve otomatik, yani bu iki ürün, iki formül bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut arıtır, temizler. Yani detoks, arıtıcı, temizleyici, detoks güçlendirici, evet, arıtıcı, güçlendirici ve gençleştirici özelliğe sahiptir.